Sony CES 2012'de tanıtmış olduğu Xperia cihazı, Sony'nin ilk Xperia cihazı, hatta 2012'nin ilk Xperia cihazı şu anda elimizde durmakta. Mobil Dünya Kongresi'nde de sergileniyor bu cihaz. Görmüş olduğunuz gibi yepyeni bir tasarım diliyle geliyor Sony Xperia S. Biraz daha keskin hatlara sahip dikdörtgen şekilli bir telefon. Ekranın altında 3 adet nokta görüyorsunuz. Bunlar Android'in navigasyon tuşları işlemini görüyor. Geri ana ekran ve menü tuşları kapasitif dokunmatik hale getirilmiş ve biraz da stil katılmış denilebilir. Sony'nin alışmış olduğumuz Xperia arayüzü, özelleştirilmiş arayüzü cihazda gelmekte. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli bileşenler var. Medya elemanları yine bir klasör altında toplanmış. Bunun yanı sıra Android Market erişim var. Uygulama menüsüne girdiğimizde yine sayfalı bir yapının olduğunu görmekteyiz. Burada dikkatimizi çeken AllJoin adı verilen bir paylaşım uygulaması, Qualcomm'un tanıtmış olduğu bir uygulamaydı. Son cihazlarda olur mu bilmiyoruz, ancak buradaki Sony Xperia S'de bu AllJoin uygulaması da yer almakta. Kamera uygulaması Sony cihazlarından, Sony Xperia cihazlarından alıştığımız konumunu koruyor. Cihazı tutuşunuza göre ikonların görünüşü ayarlanıyor. Bunun yanı sıra 2011 model Sony Xperia cihazlarda görmüş olduğumuz 3D panorama modu yine mevcut. Sony Xperia S'de görmüş olduğunuz özel menü sayesinde kolay bir şekilde panoramik fotoğraflar çekebilirsiniz. 3 boyutlu panoramik fotoğraflar. Bunu da cihazın sağında yer alan HDMI portu yardımıyla, mikro HDMI portu yardımıyla Sony'nin veya diğer üreticilerin 3 boyutlu televizyonlarında izleyebilirsiniz. Cihazın üstünde açma kapama tuşu ve 3.5 mm'lik kulaklık jakı var. Sağda ses kademe tuşları dikkat çekiyor. Bir fotoğraf çekim tuşu var. Sony'nin tuşları biraz daha büyüttüğünü, biraz daha kolay basılabilir hale getirdiğini söyleyebiliriz. Bu söylenebilir. Cihazın sol tarafında micro USB portu var görmüş olduğunuz gibi. Bunun dışında cihazın iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Ele rahatlıkla oturuyor. Stil açısından, tarz açısından oldukça iyi görünüyor. Ekranı da her ne kadar yüksek açılardan baktığınızda renklerin biraz doğruluğunun azaldığını gözlesek de yüksek ışık altında, parlak ışık altında yine de iyi bir görünüm sunmakta. Sony Xperia S ile ilgili daha fazla ayrıntıyı ön inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.